Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce. Öncelikle bu anlamlı davet için çok teşekkür ediyorum. Dolmabahçe Sarayı'nın değerli yetkililerine ve konukseverliğine de teşekkür ediyorum. Zira Bezmialem Valide Sultan'la alakalı 3,5 yıldır devam eden bir çalışmam nihayete erdi. Ve pazartesi itibarıyla kitabımız baskıdan çıktı. Çıkmaz daha satışa sunulmadan bu davet geldi. Davetin benim için bir başka önemli noktası ise Dolmabahçe Sarayı Sultan Abdülmecit tarafından, yani Bezmialem Valide Sultan'ın oğlu tarafından annesiyle birlikte oturmak için yaptırılan bir saray. Dolayısıyla da bulunduğumuz yer Valide Sultan daireleri, Valide Sultanımız için yaptırılan bir sarayda kendisi oturmak nasip olamamıştır. Çünkü bina tamamlanamadan vefat etmiştir Valide Sultan. Hal böyle de olunca sanki bir tevafuk gibi geldi bize. Onun için bizim için çok anlamlı bugünkü toplantı, değerli dinleyiciler. Bezmialem Valide Sultan, Sultan II. Mahmut'un eşi, 5. kadın efendisi ama, hep ikinci olarak biliniyordu ama 5. kadın efendisi olduğu artık ortaya çıktı. Aynı zamanda Sultan Abdülmecit, Tanzimat Padişahı'nın annesi, Sultan 5. Murat, Sultan Abdülhamit, Sultan Reşat ve son padişah Sultan Vahdettin'in de babaanneleri olma konumunda bir valide sultan. Yani son asra aslında damgasını vuran bir hanımefendi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki valide sultanlık makamına gelmeden önce valide sultanın şöyle bir önce size hayatına bir göz attırmak niyetindeyim valide sultanın. Valide sultanlık makamına gelmeden önce bir cariye olarak saraya alınması ve zaman içerisinde kendisinin erkek evlat sahibi olmasıyla birlikte de Sultan II. Mahmut'tan önce ikballik mertebesine, daha sonra da kadın efendilik mertebesine çıktığını görüyoruz biz. Bezmialem Sultan menşe itibariyle şimdiye kadar Gürcü asıllı olduğu söyleniyordu. Ancak biraz sonra size sunacağım oğluna hitaben yazdığı mektupları incelediğimizde biz gördük ki aslında Tatarca kelimeler kullanıyor. Ve bir hanımın saraya girdiği tarih belirlidir. Yani giriş yaşı belirlidir. 7, 8 veya en fazla 10. Dolayısıyla kendi kökeninden gelen kelimeler olduğunu biz düşünmekteyiz. Çünkü mektuplarında örnekleri var. Buradan hareketle de kendisinin özellikle Kırım Tatarlarından Nogaylar ya da Karaçaylara ait Kırım üzerinden saraya alınmış bir cariye olabileceği düşüncesi bize daha yakın geliyor. Doğum tarihi olarak kesin bir şey çıkartamıyoruz hareme alınan kadınlar için ama ilk çocuğu Şehzade Abdülhamid'i doğuruşu 1813. Geriye doğru gittiğimizde en erken 1798 doğum tarihinin olabileceğini söylememiz mümkün. Bir padişah eşinin sarayda yükselebilmesi çocuk sahibi olmasıyla doğru orantılıdır. Dolayısıyla Valide Sultan'a da baktığımızda Padişah Abdülmecit'ten önce 3 tane daha erkek çocuğu var. Yani toplam 4 tane erkek çocuk sahibi kendisi. Dolayısıyla Padişah 2. Mahmut tahta çıktığında hanedanda erkek çocuk yok. Ve biz 2. Mahmut dönemine göz attığımızda Sultan Mahmut'un neredeyse 32 taneye yakın çocuğu var. Ama çok kısa sürede hayatta kalıyorlar. Size şöyle söyleyebilirim. Sultan Mahmut vefat ettiğinde sadece 6 tane evladı vardır. Zaten iki erkek evladı kalmıştır. Biri Sultan Abdülmecit, biri de Sultan Abdülaziz. Şimdi bu açıdan baktığımızda Veliaht Şehzade Abdülhamid, Bezmialem'in ilk oğludur aslında.
O Veliaht Şehzade'yi beklenen şehzadedir. Sarayda beklenen erkek evlattır. Dolayısıyla Bezmalem Valide Sultan Şehzade Abdülhamit'i doğumuyla birlikte ikballik mertebesine ulaşmıştır biz Osmanlı Sarayı'nda. Ve 6 Mart 1813'te doğar Veliaht Şehzade Abdülhamit. 13 yaşına kadar efendim sarayda bir veliaht olarak yaşar. Birdenbire Bezmalem'i Osmanlı Sarayı'nda veliaht annesi statüsünde görüyoruz biz. Daha valide sultan olmadan önce maalesef saraya giren çiçek hastalığı salgınıyla da 20 Nisan 1825'te vefat eder. Hatta vefatı da ilginç, düşürülen tarihler ilginçtir. Özellikle size bir tanesini buraya özellikle koydum. İzzet, gören tarihimi bülbül gibi eyler figan, gül nahlide sultan hamid, soldu çiçekten geçti ah. Hani padişahın sarayın veliahtı bir gülüyken çiçekten soldu benzetmesiyle de ölümü hakikaten bir şeydir. Sultan Hamid'in neredeyse 40-50 gün sarayda yas ilan edildiğini kaynaklardan görmekteyiz. Bezmalem kadın efendinin Şehzade Ahmet ve Şehzade Mehmet adında iki evladı daha var. İki erkek evladı Abdülhamit dışında. Onlar da daha yaşını tamamlayamadan vefat ederler. Yani yaşını görmeden biri 2 aylıkken, diğeri 6 aylıkken vefat edecektir. Ve 4. oğlu Şehzade Abdülmecit 23 Nisan 1823'te doğar. Doğduğu yer efendim bu saray inşa edilmeden önceki Beşiktaş Sahil Sarayı'dır. Hatta 2. Mahmut henüz yazlık saraya bu tarihte, tam bu tarihte geçiş yapmıştır. Kaynaklar öyle zikreder. Taşındıkları gün Şehzade Abdülmecit dünyaya gelir. Ve 2 yaşına geldiğinde abisi Veliaht Şehzade Abdülhamit öldüğü için birdenbire Şehzade Abdülmecit veliahtlık makamına girer, çıkar. Hal böyle olunca da valide sultanımız yine veliaht annesi olarak karşımızdadır. Kağıthane kasrını ve Sadabat'ı görüyorsunuz burada. Biz kaynaklardan, kitabımızda da özellikle bunu ele aldık. Kaynaklardan Şehzade Abdülmecid'in özellikle Bedi Besmele töreni, yani ilk okumaya başladığı tören. Efendim Şehzade Abdülmecid'in hatim duası Beylerbeyi Sarayı'nda olacaktır. Sünnet töreni ise Şehzade Abdülmecit ile Şehzade Abdülaziz'in sünnet törenleri ise Sadabat'ta olur. Bunlar bizim için niye önemli? Çünkü burada bu törenler esnasında Bezmalem kadın efendidir artık. Beşinci kadın efendiliğe çıkmıştır. Önce 6. sonra 5. kadın efendiliğe çıkmıştır. Ve bu törenlerde aynı bir valide sultan gibi kendisine 2. Mahmut'un görevler yüklediğini görüyoruz ki biraz sonra eşiyle olan ilişkisinde bunlara değineceğim. Tekrardan kaçınmak adına şimdi o kısma hiç girmiyorum. Ve tabii ki Sultan Abdülmecit'in cülusu. 1 Temmuz 1839'da 2. Mahmut vefat eder. Vefatıyla birlikte iki oğlu vardır hayatta. Büyük oğlu Sultan Abdülmecit tahta çıkacaktır. Ve tahta çıkmasıyla birlikte doğal olarak 2. Mahmut'un 5. kadın efendisi Bezmalem Sultan da Mehdi Ulyayı Saltanat. Bu tabiri özellikle konuşma başlığında kullandık ki aynı zamanda valide sultanla demektir Osmanlı belgelerinde. Ünvanıyla valide sultanlık makamına gelir. Bu makama gelişte hep bizim Osmanlı tarihinde bilinen törenler vardır. Valide alayı gibi eski saraydan işte yeni saraya valide alayı gelir. Ama Bezmalem'de bu olmayacaktır çünkü ortada artık eski saray 1826'dan sonra kalmamıştır. Onunla ilgili başka bir tören vardır. Valide sultanlık makamının onandığı bir törendir bu. O da bu tablo Sultan Abdülmecit'in kılıç kuşanma merasimine Eyüp'e gidiş tablosudur. Bu tören esnasında efendim padişah kılıç kuşanır.
Eyüp'te. Ondan sonra Topkapı Sarayı'na döner. Efendim harem araba kapısından içeriye girer. Hünkâr sofası dediğimiz mahal, yani Topkapı Sarayı'nın yerden ısıtmalı tören salonunu tam karşılığıdır. Hünkâr sofasına gelir. Burada özellikle tahta oturmadan önce annesi ayakta, Bezmalem Valide Sultan ayakta karşılar. Ve burada Bezmalem Valide Sultan'ın padişah elini öper. Ve tam belgelerin yazdığı, teşrifat defterlerinin yazdığı tahta olduğum süre içerisinde validelik haklarınızı muhafaza edeceğim diye annesinin elini öper. Aslında bu padişahın annesine biatıdır. Bütün bu biatlar bittikten sonra ve ondan sonra bütün harem halkı hünkâr sofasında padişahın elini eteğini öper. Tören bu şekilde tamamlanır. Artık Bezmalem Valide Sultan bu makama gelmiştir ve oğluyla birlikte ikisi bir beylerbeyi sarayına gideceklerdir. Valide Sultan olduktan sonra Bezmalem'in Valide Sultan'ın kullandığı bir takım mühürleri biliyoruz biz. 5 farklı mühür kullanır Valide Sultan. Şu taraftaki devletli üsmetli Valide Sultan Aliyetüşşan Hazretleri şeklinde kendi valideliğindeki kullandığı mühürlerden bir tanesi. Bezmalem şeklinde bir başka mührü ve en çok kullanılan mührü muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Zuhurundan Bezmalem oldu vasıl şeklinde tasavvuf tarafı yoğun basan Mührü Hümayun'unu da özellikle Bezmalem'in biraz sonra size sunacağım oğluna yazdığı mektuplarda da çok fazla kullandığını söyleyebiliriz. Hayi Hak kullandığı bir başka mührü. Şu mühürde yine biraz sonra kütüphanesini gösterirken size belirteceğim vakıf kütüphane mührü. Vakfettiği kitapları damgaladığı vakıf kütüphane mühürlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Bir valide, valide sultanlık makamına geldikten sonra padişahtan sonra sarayın en kıdemli hanedan mensubudur. Ve kendisinin pek çok hizmetkarı vardır kuşkusuz. Valide sultanlar atandıktan sonra muhakkak onun dış dünyadaki bütün para alacak, yani bütün işlerini yürütecek bir ketüda tayin edilir. Ali Necip Paşa, daha sonra Tahir Paşa, Hüseyin Bey'in birbiri peşi sıra valide ketüdalığı vazifelerine atandığını biliyoruz. Valide ketüdaları aynı zamanda Valide Sultan'ın kurmuş olduğu bütün vakıflarının da idaresini kendi devirlerinde üstlenen kişilerdir değerli dinleyenler. Ve bu arada söylemek de lazım, Valide Sultan yani Bezmalem Valide Sultan Osmanlı tarihinde gelmiş geçmiş 23 Valide Sultan içerisinde en fazla vakıf yapan Valide Sultan olma vasfına da sahiptir. Her validenin tanzimat sonrasında bir sarrafı vardır oğlu tarafından tayin edilir. Dönemin en iyi muteber Galata bankerlerinden biridir. Düzoğullarından meşhurdur bu Düzoğulları. Düzoğullarından Karabet Efendi de validenin sarrafı olarak karşımıza çıkmakta. Sarayda hizmetinde ağalar, haremde de kadın hizmetliler. İsimlerini tespit edebiliyoruz. Kendi kadın en yakın hizmetkarları. Tabii ki hazineder ustası, kahveci ustası, giyim kuşamından sorumlu çamaşır ustası başta olmak üzere diğer ustaların isimlerini ve mevkilerini görmektesiniz. Ve kendi dairesinde yetiştirdiği 75 tane cariye kendi hizmetinde. Daha alt kademede isimleriyle birlikte görmektesiniz. Biz biliyoruz ki bunlardan bazıları aynı zamanda Sultan Abdülmecit'in eşleri arasına dahil edilmişlerdir. Onu da zikretmekte fayda vardır. Kuşkusuz Osmanlı tarihinde valide sultanların devlet idaresinde belirli dönemlerde oğullarını yönlendirdiklerine dair çok farklı örneklerle karşı karşıyayız. Biz bu açıdan Bezmalem Valide Sultan'a baktığımızda validenin devlet idaresinde evet rolü var.
Ama oğlunun arkasında ona fikir veren, yapıcı ve devletin bekasını düşünen yardımlar, düşünen roller. Mesela Prens Metternich'in eşiyle hediyeleşir. Alt yapıda o ilişkiyi altta da yani sahne arkasında da devam ettiren bir figür. Oğlu İstanbul dışında memleket gezilerine çıktığında devlet adamlarının idaresi hakkında sürekli oğluna bilgi verir ve gerektiğinde devlet adamlarını taltif eder. Onların idarelerini yönlendirir. Ama bunun dışında daima Sultan Abdülmecit'in devlet idaresiyle ilgili yaptığı uygulamalarda ki Tanzimat Padişahı'dır, arkasında onu aynı zamanda yaptığı işlerde destekleyicisidir. Bu çok önemlidir. Zira bunu Abdülmecit'in çıkardığı bir Hattı Hümayun'da görüyoruz. Der ki Abdülmecit, artık der saadetimde gureba ve fukara için bir hastane bina inşa ettirmek istiyorum. Ama bunu vakıf yaptırmak istiyorum. Devlet adamlarına der ki birkaçınız bunu üstlenin. Daha devlet adamları mecliste bunu görüşürlerken Valide Sultan şu anda Bezmialem Vakıf Üniversitesi olan Gureba Hastanesi'ni yaptırmak için oğlunun onayını alır. Bir nevi destekçisidir. Aynı şekilde aynı Hattı Hümayun'a bakıyoruz. Nafia'da yani okul kurmakta der ki halkımı eğitmek için bol miktarda okul kurmam lazım. Hemen akabinde bakıyoruz. Şimdi kız sesi olan 2. Mahmut Türbesi'nin hemen arkasındaki Darül Marif. Osmanlı Devleti'nde ilk memur yetiştiren batı tarzı okuldur. Bezmialem Valide Sultan tarafından vakıf olarak yaptırılır. Yani bir yerde padişahın aldığı kararların en önemli destekçisi annesi figürü olarak karşımıza çıkmakta. Diğer açıdan baktığımızda asırlarca Osmanlı padişahlarına halk şikayetlerini, dilekçeler yazarak isteklerini sunarlar. Bu bir gelenektir. Maruzat-ı Rikabiye, padişah cuma selamlığına mı çıktı? Gelirler ve padişahın bir görevlisine dilekçelerini sunarlar. Biz Valide Sultan'a Osmanlı Devleti'nin Müslüm gayrimüslim bütün tebaasının bir padişah gibi dilekçe sunduğunu görüyoruz. Elimizde çok fazla dilekçe örnekleri var. Dilekçe sunarlar ama tabii ki burada karıştırmamakta da fayda var. Karar merci yine padişahtır. O sadece aracıdır. Ama halkın bir devlet ana gibi görmesi bakımından dilekçe sunmaları önemlidir bizim için. Ve dolayısıyla da ben onları biraz inceledim. Halkın ne gibi problemleri var. Efendim mesela Malatya'dan bir dilekçe örneği şehir merkezindeki caminin harap olup tekrardan ihyası için hatta ihya edilirse Valide Sultanımıza günde 5 vakit dua edileceğiz şeklinde dilekçeleriyle karşılaşıyoruz. Ve bu dilekçeler içerisinde 1/3'ünden fazlası kadınlara ait. Kadınlar daha yakın buluyor Valide Sultan'a şikayetlerini bildirmeye. Kadınların ne tür şikayetleri vardı diye bir araştırma yaptığımızda ise şimdikinden çok farklı değil. Tek başına kalmış, bakıma muhtaç kadınlar ya da eşinden ayrılıp nafaka alamayan çocuklarıyla ortada kalan hanımların gibi. Yani genelde kadınların çok fazla ama Müslüm ya da gayrimüslim fark etmeksizin şikayetlerini Valide Sultan'a sunduklarını görmekteyiz. Konuşmamızın adı hayatından kesitler. O zaman hayatının bir başka yönüne geçebiliriz. İlmi hayata verdiği değer. Yani ilme verdiği önem neydi Valide Sultan'ın? Bunlardan ilk başta karşımıza çıkan huzur dersleri. Bir padişah gibi bütün huzur derslerine özellikle Valide Sultan'ın iştirak ettiğini görüyoruz. Ve muhakkak huzur dersinin çoğumuz bilir, mukarrir ve muhatapları vardır. Dolayısıyla bütün katılan ilim adamlarına her sene padişah kadar ihsanda bulunur. Bu bir özelliktir. Zira valide vefat edince sorarlar Abdülmecit'e. Valide vefat etti, ne yapacağız? Keseceğiz mi bunu? Yok, anneminkine de ben vereceğim bundan sonra deyip padişah iki misli ihsana devam eder. Başka son dönemde bulduğumuz özel kütüphanesi.
Yani Valide Sultan'ın ki bu kitaplarının büyük bir çoğunluğunu Darül Maarif yapıldığında Darül Maarif'te bir vakıf kütüphane kurar. Bu kitaplar 439 ciltlik bir vakıf kütüphane. İçerisinde astronomi çok ilginçtir. Çünkü bir insanın kütüphanesi onun entelektüel hayatını yani ilme bakışını gösterir. Valide Sultan'ın kitaplarına baktığımızda evet hadis, tefsir, fıkıh, ahlak, edep, evet dini kitaplar var. Hem de biraz sonra örneklerini göreceğiz, orijinalleri. Yani Hazreti Ali'nin kendi el hattıyla yazdığı Kur'an-ı Kerim Musaf'ından tutun da dönemlerin mühim hattatlarının Kur'an-ı Kerimleri var. Ama bunun dışında 77 tane mesela tarih kitabı var. Demek ki tarihe meraklı. Astronomi, astroloji, tıp, dil bilim, lügat ve astronomiye dair eserlerin de olması onun ilme bakış çerçevesini görmemiz bakımından önemli. Eğer kitaplarında bu şekilde bir kitaplık biriktirebiliyorsa bir insan o zaman ilme aşırı bir sevgi ve destek görüyor. İlim adamlarına da öyle. Bir örnek var mesela elimizde Bosnevi Boşnak Hoca diye geçer. Ayasofya Şeyh Kürsü Şeyhidir. Vasiyetine bakıyoruz. Valideden çok sonra ölür kendisi ama vasiyeti elimize geliyor. Ben öldükten sonra benim kitaplarım validenin kurmuş olduğu kütüphaneye gitsin. İlim adamının en önemli şeyi kitaplarıdır efendim. Dolayısıyla o valideyi iyi anlayan, tanıyan bir kişi kimlik olarak karşımıza çıkmakta. Kur'an-ı Kerimlerinden şu gördüğünüz vakıf mührü biraz önce size gösterdiğim ama bunların dışında da Topkapı Sarayı, Süleymaniye Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi olmak üzere çeşitli kütüphanelerde de vakıf mührünü tanıdığımız kitapları var Valide Sultan'ın. Keza yine Kur'an-ı Kerimlerinden bir örnek aynı şekilde. Yakut el-Mustasimiye hattıyla yazılmış Kur'an-ı Kerim. Valide Sultan'ın yine Darül Maarif'e bağışladığı, vakıf kurduğu kütüphanesinden bir örnek. Bu kütüphanenin bir odası var. Bir devir teslim defterinden onu çıkartmak mümkün oldu. O kütüphanenin içerisinde bir odada da Lihye-i Saadet var. Aynı zamanda Mekke'den gelen Mekke örtülerini de koyuyor. Yani ayrı bir oda yapmış kütüphanenin içerisinde Valide Sultan. Bunun üzerinde Hazreti Ali'ye ait hattıyla yazıldığına işaret edilen Kur'an-ı Kerim'den bir cüz var elimizde. Onun üstünde şu yukarıdaki Valide Sultan'ın vakfın Valide Sultan'a ait olduğuna dair yazı Hazel Kitabe diye başlıyor. Alttaki de Valide Sultan'ın vakıf mührü ve Hazreti Ali hattının olduğu söylenen Kur'an-ı Kerim'in Musaf cüzüne ait bir örnek. Delail-i Şerif çok fazla var. Valide'nin bu şerhli bir Delail-i Şerif mesela. Keza dünyada minyatürlü mesnevinin sayısı çok azdır. Bir tanesi Valide Sultan'ın kütüphanesinde. Tesiplerin üzerine dikkat ederseniz insan ve hayvan figürleri vardır. Mükemmel minyatürlerin yer alındığı yine mesnevinin minyatürlü bir sayfasını görmektesiniz burada. Valide Sultan'ın kütüphanesinde yer alıyor. Yani Darül Maarif'te yer alıyor. Bu görmüş olduğunuz Valide Sultan'a ait özel kendisine ait bir mevlüt kitabı. Üzerinde de yazıyor bu Valide Sultan'ın bir mevlüt kitabıdır diye. İlginçtir mevlüt kitabının sonlarına dair bütün kutsal yerlerin resimleri var. Yani bizim bütün kutsal bir tane örneğini koydum sizler için kutsal yerlerin resimlerini de ihtiva eden bir mevlüt kitabı. İlme verdiği değerlerden bir tanesi de öğrencilere destek olması. Sürekli ki kendisi Darül Maarif'i kurar ama bunun dışında iki tane de Sıbyan Mektebi kurmuştur. Ama her sene zekatını İstanbul'da bulunan 155 medresede okuyan 2254 medrese talebesine Şaban ayının başında burs olarak verir.
ilme bundan iyi destek olmaz bence. Yani okuyana destek olmak ama hangi parayla? Kendi zekat parasıyla. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda hani kişilik özellikleri içerisinde ilmi teşvik eden, destekleyen ama okuyanı da destekleyen, hocasını da destekleyen bir valide kimliğiyle karşımıza çıkıyor. Başka bir yönüne gidelim, manevi dünyası. Böyle bir hanımın acaba manevi dünyası nasıldı diye baktığımızda haç ümre farizası. Vekaletle haç yaptırıyor Yahya Efendi'ye. Aynı zamanda Mekke'de şeyh kendisi. Her sene periyodik olarak bu vekaletle haccı devam ediliyor. Feraşet-i Şerife. Kutsal yerlerin temizliğinden pay almak, bu dünyadaki hanedanların iştirak ettiği bir özelliktir. Ve dolayısıyla feraşeti şerife sahibidir. Aynı Osmanlı padişahları gibi Bezmalem Valide Sultan da feraşeti sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Hille-i Saadet, Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi. Bezmalem Valide Sultan'ın hayatında ayrı bir yeri var. Şöyle ki oturduğu mekanlarda hep var. Ama mesela Yalova Kaplıcalarına oradaki hünkâr valide hamam onun için yaptırılır. Oğlu Abdülmecit tarafından gittiği zaman beraberinde getirttirdiği yani yanından hiç ayırmadığı bir kutsalı olarak görüyoruz Hilye-i Saadet. Sürekli yanında bulundurduğu yani biraz sonra göstereceğiz Dilgüşah Kasrı yani yukarıdaki Yıldız Kasrı orada dahi hangi çekmecede olduğunu tarif edip onu getirttirdiğine dair belgeler var. Ve feraşet beratı, kendilerine verilen feraşeti gösteren, Padişah Abdülmecit'in mührünü taşıyan feraşet beratı. Zekatı, yani manevi dünyasında zekat. Özellikle zekat defterleri var Bezmalem Valide Sultan'ın. Her yıl düzenli olarak zekatını veren bir Valide Sultan kimliği. Ve Beşiktaş, Beylerbeyi, Topkapı, Çırağan saraylarında, Topkapı Sahi Saray Köşkü'nde, Yıldız'daki Dilgüşah Köşkü'nde ve Küprüce'deki kasrında kullandığı mekanlar. Hepsinin de kendinin kullandığı bütün eşyaların üzerindeki altın ve gümüş miktarını hesaplatan ve bunun üzerinden de her yıl düzenli olarak zekat veren bir valide sultan. Zekat parası medrese öğrencilerine gider. Böyle bir kimlikle karşımıza çıkar. Görmüş olduğunuz zekat defteri. Hatta bana çok enteresan gelmiştir bu. Gureba Hastanesi, Vakıf Gureba Hastanesi'nin de 3 tane anahtarı vardır kendisinde. Kendi kurdurduğu vakıf olduğu için. Anahtarlar gümüştür. Gümüş olduğu için de onun da miktarını hesaplatır, zekatını verir. Yani bu kadar ince ve hassas bir valide sultan kimliği önemli. Ha, zekat defteri bize başka şey için de önemli, kullandığı eşyalar, biz bunu çalışmamızda da çok değerlendirdik. Yani zekat verdiği eşyaları tarif ederken aynı zamanda ne kullanırdı ne kullanmazdı, ne severdi ne sevmezdi de karşımıza çıkıyor. Mesela döşemede en çok mavi rengini ve saray rengi olan o güğüges diye geçer. Saray kırmızısı dediğimiz rengi sever. Giyimde sarı, saman sarısı ve mor rengini kıyafetlerinden çıkartıyoruz. Çünkü çok fazla sevdiğini en azından hani bir yaşam tercihi olarak Valide Sultan'ın en azından o kadarını söyleyecek olursak şimdilik söylemek mümkün. Kurban bayramları, Bezmalem Valide Sultan için hakikaten Allah yolunda yaptığı ihsanlara önemli bir vesile. Çünkü İstanbul'daki türbeler, tekkeler, medrese çalışanları, öğrenciler, karakollar, bütün ihtiyaç sahiplerini, hatta İstanbul semtleri ayırır. Ve o semtlere mesela 1852'de dağıttığı koç miktarı 807 tane. Saray halkına, evet saray halkına da 109 tane kurban dağıttığını görüyoruz. İşte kadın efendilere, ikballere, bütün saray çalışanlara, paşalara ayrıca kurban gönderdiğini biliyoruz. Bir de gönderilen içeriler içerisinde bana çok enteresan gelir. Kendi hizmetinde çalışmış ama daha sonra görev süresi bitip çera edilmiş. Yani bir şekilde işte evlendirilip saray dışında yaşayan saraylı hanımlarına. Kapılarına birer tane kurban gider. Fakirler tek tek
tespit ettirilerek yine Kurban Bayramı öncesi kendilerine Valide Sultan tarafından koç gönderildiğini söyleyebiliriz efendim. Ve aşure dağıtımı, aşure kapları sarayın en meşhur görsellerinden bir tanesidir. Her sene Muharrem ayında sadece sarayda değil, belirli şifahanelerde özellikle halka da dağıtılan bir ritüel ama Valide Sultan bunu ayrıca yaptırılıyor. Tabii ki devlet ricalinin konaklarına da özellikle bu gördüğünüz testilerle gidiyor devlet ricali konaklarına ama testi boş gelmiyor. Geri dönerken de işte üzüm, badem gibi o kuru yemişlerle doldurularak saraya geri dönen bu Muharrem ayında özellikle aşure dağıtımı Bezmalem Valide Sultan'ın hayatında önemli bir kesit. Ve Hırka-i Saadet ziyareti özellikle Valide Sultan'ın her sene düzenli olduğu, yaptığı ziyaretlerden bir tanesi Topkapı Sarayı'nda ve burada bizim için önemli olan bütün saray görevlerine bol bol ihsan ve bahşişte bulunması, gidip gelene kadar da bütün halka bunu yapması aynı bir padişah modeli gibi. Kullandığı mekanlara gelecek olursak, Beylerbeyi Sarayı, İstavros Sarayı da deniyor ama şimdiki Beylerbeyi Sarayı değil, ahşap olan. İçerisinde oğluyla birlikte otururken 1850'lerde yangın çıktığı için terk ettikleri saray. Hatta uğursuz sayarlar ve Valide Sultan için 5 tane, oğlu Abdülmecit için 7 tane kurban kesilir yangından kurtuldukları için sanki uğursuz gibidir de. Zira bir dahaki yaza Bezmalem Valide Sultan artık hayatta değildir. Dolayısıyla Beylerbeyi Sarayı 2. Mahmut'un sarayıdır. Çok kullanmıştır. Dolayısıyla annesi de Abdülmecid'in de çok kullandığı o ahşap saray vardır. Tabii Beylerbeyi Sarayı'nı burada belki elimizdeki tek orijinal gravür örneği Beylerbeyi Sarayı'nı gösteren ama eski Beylerbeyi Sarayı. Ve Topkapı Sarayı, tabii sahildeki Topkapı Sahil Sarayı fazla kullanıyor. Neden? Zekat defterlerinde kullandıkları mekanın eşyaları da var elimizde. Hangi ölçüde kullandığını biliyoruz. Beşiktaş Sarayı, bir başka gravürde size göstermekteyim. Beşiktaş Sarayı da validenin hatta vefat ettiği saraydır. Yoğun olarak kullandığı bir saray. Bu bir plan. İlk defa yine kitabımızda neşredeceğimiz değerli arkadaşlarımın yardımlarıyla bulduğum bir şey, plan. Dilgüşah Kasrı efendim, Yıldız Kasrı derler. Hayır, Yıldız Kasrı var. O padişaha ait bir mekan. Onun yanında bizzat padişah oğlu tarafından annesine bahşedilen bir kasır. Dilgüşah Kasrı ve etrafındaki valideye ait arazileri gösteren bir krokidir bu. Plandır yani, arazileri gösteren bir plandır. Dilgüşah Kasrı'nın bir önemi var. Valide Sultan oğlu tarafından kendisine bu kas kullanım için yapılmıştır, döşenmiştir. Valide Sultan bir müddet sonra bu kasrı vakfeder. Yani kendine verilen sarayı vakfeder ve içinde kiracı durumuna düşer. Her yıl kirası nereye gider? Kirası Mekke ve Medine'deki ihtiyaç sahiplerine gider. Ve bir vakfiyesine de bir kayıt koydurur. Ben öldükten sonra burada kim oturursa şu kadar kira verecek. Kira geliri de kurmuş olduğu vakıfların ihtiyaçlarını karşılamak üzere. Yani bu da hani en fazla vakıf kuran valide. O hayat anlayışında, vakfı hayat anlayışında yaşayan bir Valide Sultan. Sadece kurduğu eserlerle değil, yaşayış tarzıyla da bunu benimseyen bir Valide Sultan olarak karşımıza çıkmakta. Ve tabii Dolmabahçe Sarayı diyeceğim ama daha Beşiktaş varken bir kısmında Dolmabahçe inşa edilmeye başlar. Ve Dolmabahçe Sarayı aslında, onun için söyledim, bu mekanlar oğulla annenin birlikte oturması için tasarlanan mekanlar. Ancak hak vaki olur, Valide Sultan vefat eder. Ama burada dikkatinizi başka bir şeye çekeceğim. Aslında bütün saraylarımızda bu vardır, Topkapı Sarayı'nda da. Kullanılan yerlerde muhakkak bir ibadethane vardır. Topkapı Sarayı'nı dolaşalım. Enderun için ayrı bir ibadethane
vardır. İstanbul Amiri için ayrı bir ibadethane vardır. Efendim Topkapı Dolmabahçe Sarayı'nın ibadethanesini de Dolmabahçe Camii adıyla anılır şimdi. Bezmialem Valide Sultan Vakıf Camii olarak kendisi inşa ettirmiştir. Hatta taksitleri ölümünden sonra da devam etmiştir bu caminin. Biraz önce sağ olsun Mehmet Bey'e çok teşekkür ederim. Bana sarayda bir gezi yaptırdı. Meşhur Muayyede Salonu'nun avizesi. Efendim Bezmialem Valide Sultan tarafından satın alınmıştır. Son taksiti Sultan Abdülmecid'e kalmıştır biliyoruz. Hatta padişaha söylemekte de biraz çekinmişlerdir annesinin vefatından sonra. Zira Rickson firmasına yaptırılmıştır İngiltere'de. İki gemide gelmiştir. 4,5 ton olduğu söylenir. O dönemki teçhizatla 464 mumlu bir avizedir ve Bezmialem'in oğluyla oturacağı sarayın muayede salonunda. Aynı hünkâr sofası gibi birlikte yaşayacaklarını umduğu yer için almış olduğu bir parçadır. Hala Bezmialem'in bir hatırası olarak bu sarayda yerini almaktadır. Onun için benim için burada konuşmak çok anlamlı. Evet, vakıflarına gelelim hemen. Bir yandan da sizi fazla süremi aşmama niyetindeyim. En fazla vakıf yapan Valide Sultan dedik Bezmialem için. Efendim vakfiyesi. Bir asıl 13 zeyl olmak üzere 14 tane vakfiyesi var. Vakfiyesi bir cilt halinde ciltlenmiş toplam 477 ciltlik sayfalık bir vakfiye ve içerisinde bir kısmı vakfettiği kitapların listeleri var. Onları kitabımızda yayınladık, o kitapları. Vakfiyesinden yine bir örnek, tam bir hanıma yansıtan bir vakfiye. Aslında Kur'an-ı Kerimlerine de bakıyoruz, Valide Sultan'ın hep bu çiçek motiflerini koydurtuyor. Kendi Kur'an-ı Kerimlerinde de var bu görseller. Ancak biz biliyoruz ki vakıf, İslam hukukuna göre vakıf kuruluyorsa iki türlü vakıf kurmak lazım. Biri gelir getiren vakıflar ki kurmuş olduğunuz hayır eserlerin dünya durdukça halka ücretsiz hizmet etsin. Gelir getiren vakıflarına baktığımızda Valide Sultan'ın, yani aslında şöyle söyleyeyim, kendi gelirlerini vakıf kurmada harcıyor Valide Sultan. Özellikle İstanbul'da Beykoz, Riva, Göksu, Anadolu Hisarı, Kanlıca, İncirliköy, Üsküdar, Beşiktaş, İstanbul'un sur içinde, Bakırköy'de, Makriköy diye geçiyor belgelerde, Silivri'de gelir getiren vakıf mülkleri var. İstanbul dışında Gemlik, Ayvacık, Edremit, Kemer Edremit, İzmir, Furne Adası, Selanik ve Varna'da şehir merkezinde pek çok dükkan ve bina sahibi kiraya verdirip işletiyor. Vakıf mallar bunlar. Gelen mallarda kurmuş olduğu hayır eserlerinde kullanılıyor. Ve bunların türleri ev, dükkan, fırın, gelir getirebilecek her şey. Burada hepsini tek tek okumayayım, görüyorsunuz zaten. Çömlekhaneden tutun da bahçe, bostan, tarla, koru, zeytin ağaçlarına kadar çok fazla miktarda gelir getiren vakıf mülkler. Peki bu mülklerin gelirleri nereye geliyor? İşte kurmuş olduğu hayır eserleri. Başta hastaneler. Şimdi Bezmialem Vakıf Üniversitesi olan Gurabay-ı Müslim'in Vakıf Gureba Hastanesi, Vatan Caddesi'nde. Bir diğeri Mekke-i Mükerreme'de Gureba-i Müslim'in hastanesi inşasına başlattırıyor ama kısa bir süre sonra bakıyoruz Valide Sultan vefat eder. İnşasının tamamlattırılması ve yeniden ilaveleri yapılması torunu Sultan Abdülhamit'e nasip olur. Evet, bu yaptırdığı hastanenin resmiydi. Kurduğu mektepler biraz önce söyledim. Darül Marif Sıbyan Mektebi hemen yanında ve Molla Aşki Mahallesi'ndeki Sıbyan Mektebi. Darül Marif'in kitabesini görmektesiniz. Bezme Alem Valide diye başlar kitabe. Valide Sultan diye başlar. Bezmialem Gureba Hastanesi Camii. Hemen yanında çeşmeyi de görmektesiniz. O hastaneyle aynı kompleksin içerisindedir. Caminin iç mekanını görmektesiniz. Ve hemen şurada ya da şurada, ben denize doğru gösteriyorum ama şurada olmalı. Dolmabahçe Camii efendim kendisinin vakıf eseri olarak karşımıza geçiyor. Hatta mülkler, araziler de vakıf arazisi kapsamı içerisindedir Bezmialem Valide Sultan'ın. Çeşmeler var görmüş olduğunuz, tek tek saymayacağım
Ama bir kısmını kendisi yaptırıyor, bir kısmını da önceden yapılmış ama kurumuş işlemeyen çeşmeleri ihya ettiriyor. Kurumuş olduğu çeşmeler. Bana göre Topkapı Aleybeyköy'deki cami, çeşmeler çok ilginçtir. Çünkü eşi 2. Mahmut'un ruhu için yaptırmıştır. Bir eş olarak yani onun ruhu için iki çeşmesi İstanbul'da bulunmaktadır. Vakıf Gureba Hastanesi çeşmesi ve sebiller. Medine'de iki sebil var. Hacıların ücretsizce içmesi için buradaki görevliler vakfiyede ne şekilde hizmet edecekleri belirlenmiştir. Ama Kerbela'daki sebil önemlidir. Hazreti Hüseyin'in kabrinin yakınındaki bahçeye kurulmuştur bu sebil. Bahçede yaptırılmıştır. Bu da Kerbela'daki Bezmalem sebili de Sultan II. Mahmut'un ruhu için yaptırılmıştır. Yani eşi kendisinin valide sultan olmasına sebep olan aynı zamanda eşi için yaptırdığı bir sebil olarak karşımıza çıkıyor. Namazgahları görmektesiniz ve eşi Sultan II. Mahmut. Aralarındaki ilişkiye baktığımızda 5. kadın efendisi. 6 tane kadın efendisi var. Bir dönem 7 tane kadın efendisi var. Oğluna çok mektupları var yazmış olduğu ama eşine dair mektuplarını görmedim. Ancak şunu gördüm ben çalışmam boyunca. Veliahtların sünnet yani Sultan Şehzade Abdülmecid'in sünnet, bedi besmele, hatim dualarında Sultan Mahmut onu bir valide sultan gibi görevlendirecek kadar saygıya sahip. Yani bütün devlet adamlarına hediyeler verebilen ama Sultan Mahmut'un izniyle törenlere iştirak eden bir kadın efendi. Üstelik 5. kadın efendi. Ama buna rağmen padişahın yanındaki belki bir veliaht annesinin konumunu görmek açısından benim için çok önemliydi. Çünkü böyle bir şeyi şimdiye kadar hiç görmedik. Yani bir veliaht annesi kadın efendi, üstelik 5. kadın efendi ama törenlerde bir padişah gibi devlet adamlarına hediyeler sunan bir kadın efendi kimliği var. Bezmalem Valide Sultan 2. Mahmut için yaptırılan türbeye bir vakıf yapmıştır kendisi Valide Sultan olduktan sonra. Mesela o vakıfa bakıyoruz. Vakıfta her hafta perşembe günlerine kadar haftada yani bir perşembeden bir perşembeye Kur'an okuyan görevliler tayin ettirmiştir vakıfta, vakfiyede. Bir hatim bitirilir. Kimin için? Önce Allah rızası için, sonra 2. Mahmut'un ruhu için. Yine Sultan 2. Mahmut'un ruhu için Yahya Efendi dergahında ilginçtir. Oraya pek çok Kur'an-ı Kerim bağışlamıştır. Ama vakfiyesinde bir şey vardır, husus. 20 günde bir hatim bitirilecektir. Bu daha da ilginçtir vakfiyesinde. Hatmin işte sevabı, tamam önce Peygamber Efendimiz'e ve diğer ashab-ı kirama, arkasından Osmanlı Devleti'nde padişahlık yapmış bütün padişahların ruhu da. Şimdi buna göre vakıf yapıyorsanız o zaman siz Osmanlı kimliğini, öyle ya saraya gelen bir cariyeydi. Osmanlı kimliğini benimsemiş, valide sultanlık makamını benimsemiş bir insan kişiliği olarak karşımıza çıkıyor. Başka, tabii ki eşi 2. Mahmut için de aynı duayı hemen arkasından yaptırıyor. Ravza-i Mutahhara'da, Medine'de özellikle Ravza-i Mutahhara'da Kur'an okunmasını vakfeder. Sabah namazından sonra Yasin suresi, öğle namazından sonra Nebe suresi, ikindi de Fetih suresi, akşam belki kısa olduğu için Fatiha suresi, akşam ise Tebarika suresi olmak üzere. Yine vakfiyesinde ruhuna için yaptırılan Peygamber Efendimiz'den sonra bakıyoruz eşi Sultan II. Mahmut için. Yani Bezmalem'i bu yönüyle hani o eş algısıyla baktığımızda böyle bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii çeşme ve sebillerini tekrardan saymayacağım. Ama bir de anne oğul ilişkisi değil mi? Bir anne. 4. oğlu Abdülmecid ama aynı zamanda 3 oğlunu da kaybetmiş acılı bir anne. Öyle acılı bir anne ki valide sultan olur olmaz bakıyoruz Sultanahmet'te üçler çeşmesini yaptırır. 3 tane yerden su akar. 3 kaybettiği 3 oğlu için.
Ve anne-oğul ilişkisi fevkalade. Yani öyle yakın bir anne-oğul ki tam bir anne kimliği. O hayatından kesitlerin içine alabileceğimiz. Oğluna yazdığı kendi el yazısıyla mektuplarını görüyoruz. Şevketli, mehabetli. Nuru Didem, sermayeyi hayatım, aslanım efendim diye başlıyor. Oğluna yazdığı bir mektup. Keza bir mektubu ve mektup zarfı bir valideye yakışır zarafette. Yine şevketli, mehabetli nurum, devletli alemyan, canımdan ve ciğerimden kıymetlim, güzelim efendim diye başlıyor. Anne-oğul ilişkisi. Ve mektuplarından bakıyoruz Yalova kaplıcalarına mesela tedaviye gider valide sultan. Valide Sultan'ı tedaviye gönderirler tabii büyük bir erkanla, korumayla gider. Üç gün geçmez padişah annesini görmeye gider Yalova'ya. Yalakabat'tır ismi. Sonra bakıyoruz 25 gün tedavide kalır. Sultan Mecid iki kere daha gider annesini ziyarete. En sonda gider annesini teslim alır 25 gün sonra saraya getirir. Böyle bir anne-oğul ilişkisi. Ya da mektuplarında yine gördüğümüz bir başka özellik. Şevketli Nuru Didem. Efendim diye yazılı. Tam bir anne. Oğlan oğlu padişah geziye gitmiştir devlet gezisine. Daha ertesi gün valide sultan oğluna mektup yazar. Şekerli poğaça yaptırdım efendim. Seversiniz bilirim diye. Ya da Yalova kaplıcalarına gider İzmit helvası gönderir. Sevdiğiniz için efendim diye yazar. Veyahut valide padişah yine bir gezidedir kendisi, bir memleket gezisindedir. Bursa tarafına, Çanakkale tarafına gitmiştir. Efendim deniz sizi tutar, pek fazla güvertede kalmayasınız. O halde karşımıza tipik bir anne modeli çıkıyor. Ben de bir anneyim ve bunu biliyorum ki bu bir tipik anne modeli. Evet bir valide sultan, herkesin annesi ama diğer yandan da bir anne sevgisi. O aradaki anne padişah valide sultan ilişkisini görmek bakımından önemli efendim. Validenin kendi el yazısıyla yazdığı oğluna mektupları. Şevketli tatlı canım gözüm Nuru efendim, gözüm Nuru efendim şeklinde bir başka mektup. Şu Topkapı Sarayı'ndan değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim bana kolaylıkla gönderdikleri için. Hatta Sevgi Hanım burada. Valide Sultan için yazılmış bir efendim bayram tebriği. Sadece validenin vasıflarını öven bir bayram tebriği, 1258 tarihli ama yazan Hakkakzade Mehmet Efendi, validenin Sıbyan Mektebi hocası ve dönemin en iyi sülüs ve rıka üstadı. Yine valide sultanın Muharrem başı, yani yeni yıl tebriği için yazılmış valide sultanın vasıflarını öven bir başka güzel yazı, bir başka kitabı olarak karşımıza çıkmakta. Hiç girmeyeceğim Yalova kaplıcalarındaki tedavi. Ve hayatının kesitlerinde son nokta, vefatı efendim değil mi? Bir insanın hayatının sonlanması, 53-54 yıllık bir hayat, 1839'dan 1853'e kadar valide sultanlık makamını hakikaten dolduran bir valide sultan. Kendisi 3 Mayıs 1853'te Beşiktaş Sarayı'nda vefat eder ve vefatından sonra özellikle vefatıyla birlikte kendisinin naaşı saltanat kayıklarıyla Topkapı Sarayı'na getirir. Ve Topkapı Sarayı'nda has odanın arka cephesinde yer alan ya da duvarının arkasında yer alan bu çeşme aynı zamanda ölen padişahlarının yıkandığı bir çeşmedir. Bir şey kurulur, çadır kurulur. Valide Sultan burada yakılan özel kokular ve içerideki Kur'an okunan Kur'anlar eşliğinde yıkanır, kefenlenir. Kitabımızda var bütün kefenlenmesinde ya da bu cenaze masrafları, cenaze işlemi masraflarının hepsini bulmak nasip oldu. Ondan sonra sarayın 3. avlusundaki teneşiri taşına konur ve burada cenaze namazı kılınır.
ve cenaze namazıyla birlikte bir alayla oğlunun isteği ama aynı zamanda validenin de kendi vasiyeti olmalıdır. Sultan II. Mahmut Türbesi'ne alayla götürülür. Bezmalem valide sultanın cenaze merasimi için harcanan para 103.760 kuruştur. Bu miktarın 15 bin kuruşu ıskat-ı salat için, yani kılamadığı namazlarının kefareti için dağıtılmıştır. İkinci Mahmut Türbesi'ni görmektesiniz. Gömüldüğü yer bir alayla gelecektir. Ve Valide Sultan'ın kabrini görmektesiniz. Özellikle sözlerime bir yabancının size Valide Sultan'ın cenazesini anlatan bir pasajla, biraz da kendimin tabii cümleleri olan bir pasajla sonlandırmak niyetindeyim. Şöyle ki, cenaze alayı, hani Topkapı Sarayı'ndan 2. Mahmut Türbesi'ne gelen cenaze alayı, yer yer asker konulmuş sokaklardan geçerken birçok kadın hıçkırıklarla ağlamaktaydılar. Doğu kadınları için istedikleri vakit gülmek ve isteyince ağlamak kolay bir işse de bugün dökülen yaşların yürekten geldiği anlaşılıyordu. Çünkü kadın cinsi o gün büyük bir müdafi, fakirler ise şefkatli bir dost kaybetmişlerdi. Cenaze alayı Sultan Mahmut Türbesi bahçesinin önünde durdu. O taraflardaki mekteplerin talebesi biraz ötede dizilmişler, ilahiler okuyorlardı. Alay burada tekrar düzeldikten sonra yaldızlı kapısından bahçeye girdi ve gül ağaçları arasından ilerlemeye başladı. En sonra içeride türbenin kapıları açılıverince alaydaki kadınların şefkatli hanımlarına son vedaları olan çığlıklar son bir saygı ve sevgi alameti olarak acı acı yükseldi. Bu çığlıklar garip bir ahenkle dervişlerin okumalarına ve alaydaki atların kişnemelerine karışıyordu. Valide Sultan'ın naaşını Sultan II. Mahmut'un yanına saygıyla gömdüler. Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum.